Taha Akyol, Karar Gazetesi Yolsuzluktan Hazin Tablo Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolsuzluğun olmadığı, yoksulluğun olmayacağı Türkiye'yi biz yaparız diye konuştu. Bunun hazırlığı içinde olduklarını söyledi. Niye 10 yıl gecikmeydi? 10 yıl diyorum çünkü hükümet 2010-2014 dönemi için bir yolsuzlukla mücadele paketi hazırlamış ancak yasalaşması ve uygulaması çok eksik kalmış, yolsuzluk algısı son 10 yılda zirve yapmıştır. Bugün yolsuzlukla mücadele konusunda iktidarın hazırlık eksiği yoktur. İyi hazırlanmış hazır paketler raflarda bekliyor. Davutoğlu'nun hükümet programında şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele bölümü vardı. Sonraki metinlerde kaldırıldı. Zaman zaman yazdığım iki AK Parti tablosu yine karşımıza çıkıyor yolsuzlukla mücadele ilkelerini programına yazan, ilk 10 yılda uygulayan, sonra yolsuzluk algısını tırmandıran bir tablo. Uluslararası Kıstaslar Avrupa Birliği'nin ilerleme raporlarında 2013'ten itibaren sürekli yolsuzlukla mücadele uyarısı yapıyor, ilgili kanunların çıkarılması, kurumsal yapının güçlendirilmesi, Greco tavsiyelerine hükümetin uyması isteniyor. GRECO, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu adlı kurumun kısaltılmışıdır. 2018 raporunda Türkiye'nin yolsuzlukla mücadele alanında 22 başlıktan sadece 2 tanesini yerine getirdiği belirtilir. GRECO, HSK'nın yapısının bağımsız ve özerk yargıya ilişkin Avrupa standartlarıyla çeliştiğini belirterek bağımsız yargı vurgusu yapıyor siyasi etik yasasının çıkarılmamasını eleştiriyor. Greco, hükümetin 2023 yılı 31 Mart'a kadar bu konularda rapor vermesini de istedi. Bakalım o zamana kadar bu yasalar çıkacak mı? Vize ve ihale. AB ülkelerine vizesiz seyahatin hem ekonomi hem sosyal ve kültürel gelişme bakımından ne kadar önemli olduğu açık. Bunun sağlanması için Türkiye'nin 72 yasa ya da düzenleme yapması gerekiyordu. Biometrik pasaportlar bunlardan biriydi. Fakat Türkiye altı başlığı yerine getirmedi. Bunlardan biri yolsuzlukla mücadele yasalarıdır. AB için Haçlı İttifakı demekle bu sorunlar ortadan kalkmıyor. Diğer önemli bir sorun 2001 yılında Avrupa standartlarına göre çıkarılmış olan kamu ihale kanununun 200'e yakın değişiklikle davet usulüne dönüştürülmüş olmasıdır. Bütün uluslararası raporlarda kamu ihale kanununun değiştirilmesi ısrarla istenmektedir. Lütfi Elvan kısa süreli Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde kamu ihale kanununun reforme edileceğini söylemişti. Firmaların liyakat ve yetkinliklerini belirleyen kriterler getirilecekti. İhalelerde denetim güçlendirilecek, tasarruf ve şeffaflık artırılacaktı. Elvan ve Naci Ağbal gitti, reform sözü de bitti. Netice şudur. Türkiye Faft tarafından gri listeye alındı. Uluslararası Yolsuzluk Algı İndeksinde 2011 yılında 54. sırada olan Türkiye bugün 96. sıraya inmiştir. Uluslararası kurumların bu tür raporları ülkenin sadece itibarı değil, yatırım yapılabilir olması yani ekonomisi için de son derece önemlidir. İşte küresel refah indeksinde 2011 yılında 66. sırada olan Türkiye, 2021 yılında 93. sıraya indi. Güç bozar. İdarede, siyasette ve ekonomide yolsuzluğun önlenmesinin reçetesi muhafazakarlık da değildir, devrimcilik de değildir, şeffaflık ve hukuktur, kurallar ve kurumlardır. İdeolojisi ne olursa olsun bizden olanlara ihale vermek, soru alarak veya mülakat yaparak bizden kişileri kazandırmak, kamu kaynaklarını bizden kişilere, vakıflara, derneklere, şirketlere dağıtmak bunlar modern hukukta kesinlikle yolsuzluktur. Hemen her uzun süreli iktidar devrinde bazen az, bazen çok büyük yolsuzluklar, kayırmalar, haksızlıklar yaşandı, yaşanmakta. Bugünkü veriler vahimdir. Bütün milletlerin ve bizim yakın ve uzak tarihimizde böyle olaylar çoktur. İnsanlık, asırların tecrübesiyle hukuk ve demokrasi gibi etik kurallarını ve bunları uygulamak için şeffaflık ve denetim mekanizmalarını da geliştirdi. İşte Greco kuralları. Güç bozar, mutlak güç mutlaka bozar. Çözüm, şeffaflığın, rekabetin, etik ilkelerin, hesap verirliğin, denetimin, yaptırımın kanunlaşması, kurumsallaşmasıdır. Ümitli miyim? Maalesef. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.